Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar önümüzde tediye ödemeleri var ne zaman yapılacak nasıl olur gelin detaylara birlikte bakalım ekranda da zaten bir yandan sizlerde görüyorsunuz farkındaysanız arkadaşlar Temmuzda ödenecek ilave tediye ödemesi hakkında son 10 yılın verilerine baktığımızda arkadaşlar ilave tediyenin kurban bayramına 2-7 gün kala ödendiğini görüyoruz genelde temmuz ayında genelde tediyeler ödeniyor. Bildiğiniz gibi üçüncü tediyeler gene o aralarda ödeniyor ve Kurban Bayramı'nda genelde öncesinde ödeniyor. Genelde arkadaşlar böyle olmuş geçmişe baktığımızda. Peki ne zaman ödenir? Henüz resmi gazetede Başkan Erdoğan'ın imzasıyla ödeme tarihi yayınlanmış değil. Bildiğiniz gibi tedi ödeme tarihleri Başkan Erdoğan'ın imzasıyla çıkıyor. İşte şu tarih ödenecek diyor. Ona göre ödeniyor arkadaşlar tediyeler. Ama şu ana kadar biz bu videoyu 17 Haziran 2022 tarihinde yapıyoruz. Şu ana kadar tedi ödeme net tarih belli değil ama Temmuz ayında ödenecek. Dediğim gibi son 10 yılın geçmişe son 10 yıla baktığımızda Kurban Bayramı'ndan 2 gün kala tediyeler ödenmiştir arkadaşlar. Ay sonuna kadar açıklanabileceğini düşünüyoruz. Bu tedi ödeme tarihi net tarihini ve 4-8 Temmuz arasında da öde ödenebileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bizim aldığımız bilgi belgeler ve geçmişe yönelik istatistiklere baktığımızda Temmuz'un 4'ü ile 8'i arasında ödenebileceğini yani Kurban Bayramı'ndan 2-7 gün kala arasında ödenebileceğini düşünüyoruz. Tedi ödemeleri de ne kadar olur? Onları şöyle bir ay sonuna doğru ya da ay başına doğru kim hangi yemeğe de ne kadar tedi alacak kurum kurum sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Ayrıca tabii ki Temmuz ayında da yeni zamlı maaşları kurum kurum yemeğe yemeğe sizlere sunacağız. Kurum kurum umarız enflasyon farkı artı maaş zammı yapılır insanlar işçisi memur emeklisi rahat eder. Sadece enflasyon farkı yetmez. Bütün çalışanlar ekstra maaş zammı da istiyor. AK Parti'den AK Parti'ye burada nasıl seslenelim? İnsanlar sadece enflasyon farkını istemiyor. Enflasyon farkı zaten enflasyon karşısında eriyen maaşların 6 ay sonra yerine gelmesi gibi bir şey oluyor ama maaşlar düştüğü için otomatikman enflasyon çok fazla olduğu için ekstra da maaş zamı getirilmelidir diyoruz.